Merhaba, bir önceki videomuzda gruplar menüsünden bahsetmiştik. Bu videomuzda mesajlar menüsünü anlatacağız. Mesajlar, kullanıcının mesajlarını takip edebileceği veya diğer kullanıcılara mesaj gönderebileceği alanlardır. Yeni bir mesaj geldiğinde kullanıcı sayfanın üst kısmında bulunan bildiriden görülebilir. Mesajlar menüsüne cevap yazılırken istenirse yeni bir dosya yüklenebilir. Dosyalar menüsünden var olan bir dosya seçilebilir ya da URL'e eklenebilir. Ayrıca mesajlar menüsünde mesaj içeriklerine yeni kişiler eklenebilir. Böylece attığımız mesaj birden fazla kişiye görülebilir. Mesajlar menüsü sayfanın üst kısmında yer alan menülerden bir tanesidir. Şimdi mesajlar menüsüne geçelim. Açılan pencerede daha önce öğrencimizle yapmış olduğumuz bir mesaj görülmektedir. Şimdi yeni bir öğrencimize mesaj atarak nasıl mesaj atacağını görelim. Alıcılar kısmında öğrencimizin daha önce sınıfa kayıtlı olduğu için tek yapmamız gereken baş harflerini yazmak olacaktır. Buradan MLRO'la tekrar bir mesaj atalım. Proje bazlı çalışmasını isteyelim. Öğrencimizde ders arasında bahsettiğimiz buton yapımıyla ilgili bir dosya vardı. Bu dosyayı öğrencimizin bize göndermesini isteyelim. Böylece dosyalar ikonunun da kullanımını hatırlamış olalım. Sohbete başla dediğim zaman mesajım gönderilecek. Sayfanın sol tarafında mesajımın gönderildiğini görüyorum. Şimdi öğrencimizin sayfasına geçerek mesajımızın nasıl göründüğünü ve dosya işlemlerini görelim. Öğrencimin sayfasına geldiğimde sayfamı yeniliyorum. Açılan sayfada mesajlarda yeni bir bildirimin geldiğini görüyorum. Mesajlar butonuna tıklayarak sayfamı açıyorum. Açılan sayfada öğretmenimizin öğrencimize yazmış olduğu mesajı görüyoruz. Öğrencimiz bu kısma dosya yüklemesi gerekiyor. Hemen dosyalarımızı dosyalar ikonuna tıklayarak seçeceğiz. Açılan pencerede butonla ilgili olan öğretmenimize atmamız gereken bilgileri atacağız. Burada gönder seçeneğine tıkladığım zaman mesajımı göndermeyecek. Çünkü alıcı kısma bir mesaj yazma zorunluluğum var. Şimdi gönder butonuna tıkladığım zaman mesajımı hocama iletecek. Hocamızın istemiş olduğu dosyaları atmış bulunuyoruz. Şimdi öğretmen hesabına geçerek öğrencimizin göndermiş olduğu dosyaları görelim. Sayfamı yenilediğimde mesajlar kısmında mesajımın geldiğini görüyorum. Burada bilinmesi gereken bir diğer özellik de sayfamda katılımcı ekle butonuyla konuşmamın içerisine farklı arkadaşlarımı dahil edebilmemdir. Burada bir arkadaşımızı ekleyelim. Burada birden fazla kişi daha eklenebilmektedir. Bir arkadaşımızı daha ekleyelim. Katılımcılar ekle butonuna tıkladığım zaman bundan sonraki konuşmalarımda diğer attığım bütün mesajları bu arkadaşlarımın da görmesi sağlanacaktır. Bu videomuzda mesajlar kısmını tanıttık. Bir dahaki videomuzda arama istek bildirim işlemleriyle ilgileneceğiz. Hoşça kalın.